Bültenimize devam ediyoruz. Telefon attığımızda İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan var. Bu konuyu konuşacağız. Karşılıksız çek meselesini. Yahya Bey, iyi akşamlar efendim. Ben iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi Ali Babacan bugün yaptığı açıklamada karşılıksız çek oranın çek sayısı itibariyle %4, oransal olarak da miktarsal olarak da %4,8 nispetinde olduğunu söyledi. Ve büyük oranlı bir artış olmadığından bahsetti. Öncelikle bu oranın makul bir oran olup olmadığını soracağım. Arkasından da bu sorunun acaba kamuoyuna yansıtıldığı gibi büyük boyutlarda mı, yoksa biraz canı yanan mükelleflerin ortaya çıkardığı bir durumun sonucu olduğunu mu sormak istiyorum? Şimdi ben öncelikli olarak biraz önce vermiş olduğunuz acı haberden dolayı basın dünyasına başsağlığı diliyorum. Biz de. Önemli bir kalemi daha kaybettik Mehmet Ali Birant'ın. Başımız sağ olsun diyorum her şeyden önce, bunun altını çizmek istiyorum. Gerçekten üzüldüm. Sürpriz oldu benim açımdan. Şimdi efendim bu çek konusu gerçekten hayatımızın can alıcı noktalarından bir tanesi. Özellikle hapis cezasını kaldırmasından sonra acaba sistem doğru mu gidiyor, yanlış mı gidiyor diye ciddi tartışmalar var. Ben önce baştan şunu altını çizeyim. Bugünkü Sayın Babacan'ın açıklamış olduğu kredi kayıt bürosu dediği şeffaflık adlı adımı sonuna kadar desteklediğimizi özellikle altını çizmek istiyorum. Evet. Çünkü gelinen noktada özellikle hapis cezalarının kaldırması boyutu. Tabii biliyorsunuz yıllardır Türkiye'de şu tartışılıyor. Yeni TTK'da da tartışıldı. Hürriyeti bazı cezalar mı olması lazım, olmaması gerekli boyutunda. Evet. Bu cezalar hapis cezası kaldıktan sonra bakın ben son 10 aylık 2010 yılının son aylık rakamları üzerinden söyleyeyim. Çek kullanması yasaklanma sayısı 373 bin tane çek kullanıcısına yasak getirilmiş. Karşılıklı çekler boyutundan dolayı. Evet. Bu anlamda bugünkü düşünce Merkez Bankası'nın dışında böyle bir birim kurulması son derece desteklenmesi gereken, özellikle ticari hayatı tercih etmeyecek olan bu adımın bence doğru olacağına inandığımı özellikle altını çizmek istiyorum kısacası. Evet. Peki Anadolu'da çok büyük yakınmalara yol açtığı söyleniyor ve piyasada çekle ilgili ciddi bir itibar kaybından bahsediliyor. Çek yerine artık senetlerin ve diğer araçların geldiği söyleniyor. Çek acaba gerçekten itibar kaybediyor mu? Çünkü Sayın Babacan çekle ilgili bir güven sorunu olmadığını da ifade ediyor. Bakın rakamlar farklı konuşuyor. Çekle ilgili o kadar büyük bir güven itibar sorunu var ki %783 çek kullanılması yasaklanmış olan sayı. Evet. Şimdi bunun anlamı nedir? Nasıl olsa Türk toplumunda bir alışkanlıktır. Hapis cezası yok. Ben istediğim gibi çeki keserim. Efendim ondan sonra gelsin. Nasıl tahsil ederse esin mantığıyla gerçekten ticari hayatım, ben bir mali müşavir, ekonomi müşavirindeyim. 30 gün üyelik bir odanın başkanlığını yapıyorum. Üyelerden gelen bilgiye de baktığımızda ciddi anlamda bir sıkıntı var bu konuda. Yani çek kullanma sayısı artabilir ama kullanma sayısının artması süre içerisinde kullanması yasaklananlardaki artış oranı maalesef %783'tir. 2012 yılının son 10 aylık rakamlar üzerinden konuşalım. Tablo budur kısacası. Evet. Peki efendim. Çok teşekkürler katıldığınız için ve telefon attığımızda Adana Ticaret Odası Başkanı Ali Gizer var. Ali Bey, iyi akşamlar diliyorum size de. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Yahya Arıkan'ı dinlediniz. Ciddi bir itibar kaybı var çek müessesesine karşı diyor ve oranların da elbette, yani ilan edilen oranların düşük ama çek yasaklıların sayısının giderek arttı ve %7'lere ulaştığı söyleniyor ki bu oranın çok yüksek olduğunu söylüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz meseleyi? Efendim şimdi yeni Sayın Babacan açıkladığı bu yeni kanuna göre hakikaten bir aşamadır.
topla beraber çalışmalarını destekliyoruz ve bir netice vardır burada ama yeterli mi bunu sorgulamak lazım. Kesinlikle yeterli değil. Bizler ticaret alemi olarak sanki mağdur çek alanmış gibi algılanıyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Adam bir mal alıyor ve karşılığında bir ödeme taahhütnamesi denilen bir çek veya senet veriyor. Evet. Ve bunu adam ödemiyor ve bunun hiçbir şekilde yaptırımı olmuyor. Bu çok yanlış bir şey. Tüm ticari alemin beklediği kanun bu değil. Evet, bir aşamadır ama çok yetersiz bir aşama. Belki ileride genişleyecektir. Sorgulama sistemi zaten belli firmalar, belli yerlerden, belli şirketlerden ve bankalardan gerekli sorgulamayı yapabiliyordu. Bu sorgulama sistemi bir adımdır. Bunu kabul ediyoruz ve destekliyoruz. Ama asıl beklenti, ticari alemin beklentisi, çek mağduru olan gerçek alacaklının ne yapacağıdır. Burada bankaların sorumlulukları çok kısıtlı. Fakat çek mağduru olan gerçek alacaklı için beklenen yasa çıkmış değildir. Doğrudur. Biz de hapis cezasına karşıyız. Kimse evet. Hapise yatmasın. Tabii. O da bir ticaret aleminden gelmiştir. Ona da karşıyız. Hapishaneler çek yasasında, çek ödemesinden dolayı içeri girmesin ama peki gerçek bu malı satmış, karşılığında çek almış insanların suçu ne? Çok beklenilenin çok zayıf bir noktası oluşmuştur. Buna biz ticaret ervabı olarak, ben de bir tüccarım, hep işlerimiz çekle, senetle, fakat çekin senedin hiçbir hükmü kalmamış. Çekin senet çekten daha iyi de çek daha pratik bir çözümdü. Fakat çekin hiçbir şeyi kalmayınca, yaptırımı kalmayınca maalesef çek dönmeleri, çek ödememeleri çok artmıştı. Evet. Sayın Babacan'ın dediği rakamlar çok üstüne çekmişti. Şunu da sormak istiyorum. Buyurun. Acaba bankaların üzerine düşen sorumluluklar yerine getirilebiliyor efendim, mu? Efendim, bizim beklentimiz oydu. Burada bankalar yurt dışında, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi araştırıyoruz, soruyoruz. Burada alıcıyla satıcı arasında banka var. Bankalar görevlerini yapmalı, bu sorumlulukları bankalar almalı. Bizler çekin karşılığı var mıdır, yok mudur, biz bu çeki zamanında alacak mıyız, almayacak mıyız gibi bir tereddüt içerisinde olmadan bu alacağımızı tahsil etmeliyiz. Evet. Burada her zaman söylediğim bir şey var, bankalar gerçek görevlerini yapmıyorlar. Bizim bakanlıktan beklediğimiz bankalara bu görevin verilmesidir. Yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da çek ne demek biliyor musunuz? Çek demek günlük para demektir. Ama bunun tarihini bizim bu Türkiye